Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre Elish ile ilgilenen sarı kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elish kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı. Rıdvan Dilmen bombayı patlattı. Süper Lig'in 14. haftasında Türkiye'nin defansif anlamda en güçlü oyununu oynayan Başakşehir'e deplasmanda 7 gol atan Galatasaray'ımıza gelen övgüler dinmiyor. Fenerbahçeli yorumcu Rıdvan Dilmen de sarı kırmızılıları yere göre sığdıramadı. Bu skorun tüm rakiplere önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Dilmen, "Açıkçası maçtan önce biri bana böyle bir sonuç çıkacak deseydi gülerdim. Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda yenmesi elbette sürpriz değil ama 7-0 yenmesini herhalde Okan Hoca bile beklemiyordur. Galatasaray 7 tane attı, 2 tane direkten döndü ve 4-5 tane daha net gollük fırsat yakaladı. Açıkçası bu maç 10-12-0 bile bitebilirdi. Okan Hoca bu galibiyetle kendisine çok büyük bir kredi sağladı. 3 maç önce Okan Buruk eleştirisi yapanlar artık hocalarına güveniyorlar. Belki de Okan Hoca Kadıköy'de Fener'i yenip Jorge Jesus'un gönderilmesine bile neden olabilir. Gerçekten çok enteresan. Galatasaray'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı. Mertens'e Japon kancası. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için sarı kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vissel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'a gol makinesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Belçika basını sarı kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Belçika basını sezon başında bonservisini elinde bulunduran Premier League ekibi Brighton'a geri dönen Deniz Vundov'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu duyurdu. Türk devi Galatasaray'ın gurbetçi yıldızın temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden haberde 26 yaşındaki forvet oyuncusu için kiralama teklifiyle Brighton'ın kapısının çalınacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonda Belçika ekibi Union formasıyla harikalar yaratan Deniz için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Geçen sezonun kış transfer döneminde 7 milyon euroluk bonservis ücretiyle ada ekibine imza atan ve adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Deniz Undav, 2021-22 sezonunda sahaya çıktı 33 lig maçında 25 gol atıp 10 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun stiliyle Karim Benzema'ya benzetilen Deniz Undav'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Matias Vinha bombası.
Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim, Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi Sarı Kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray Depay için atağa kalktı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatmak isteyen ve bu doğrultuda birçok yıldız transferini de bitiren Galatasaray'ın asıl hedefi ortaya çıktı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti daha çok çalışacak gibi gözüküyor, zira Sarı Kırmızılıların hedefi Avrupa'dan yeni bir kupa getirmek. Bunun için önce şampiyon olması gereken Galatasaray, Cristiano Ronaldo dahil sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızlarını takibe aldı. İşte o isimlerden biri de Barcelona'nın Hollandalı starı Memphis Depay. Kariyeri boyunca sahaya çıktığı 417 maçta 158 gol atıp 97'de asiste imza atan Depay, özellikle Wesley Sneijder, Ryan Babel ve Ryan Donk'tan aldığı olumlu referanslar neticesinde Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilir. Üstelik Hollandalı yıldız Barcelona'nın izin vermesi halinde devre arasında bile kadroya katılabilir. Sasha Boy için 7 milyon euro. Sarı Kırmızılılarda yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren ve formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Sasha Boy artık takımın en önemli parçalarından biri.